Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Destek olmak için abone olun. Bugün iki hikaye dinleyeceğiz. İnşaat ustasıyla ilişkiden ve türbanlı kızla milli olmak konuşacağız. Sizin de hikayeniz varsa ekranda görünen hesaba iletebilirsiniz. Hemen vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Birinci hikaye, selamlar. İnşaat ustasıyla yaşadığım ilişki sonrası ondan vazgeçemiyorum. Şimdi bile o olmadan geceler kalamıyorum. Nasıl böyle oldu şimdi baştan sizlere anlatacağım. Ben kendi başıma yaşayan bir kadınım. 34 yaşım var. Şimdiye kadar hiç evlilik yaşamadım ve kendi hayatıma yalnız devam ediyorum. Bundan da mutluyum ve evlenmek de istememiştim. Zaten 18 yaşıma girdiğimden sonra yalnız başıma yaşıyorum. Ailem birkaç kez ısrar etse de ben evlenmek istemedim. Ara sıra kaçamaklar yapıyordum. Ama uzun süre ilişkide olduğum bir erkek yoktu. Zaten benim istediğim tipte bir insan karşıma çıkmamıştı. Yoksa ben de evlenirdim. Kendi başıma çalışıyordum. Yurt dışına çıkmayı çok severdim. Takıldığım çoğu erkekte yurt dışına çıkmak İstemiyordu. Bense farklı ülkelere gitmeyi çok severdim. Çok farklı ülkelerde oldum. Dışarıda eğlenmeyi hayat tarzıma çevirmiştim. Zaten evlenseydim bunlardan uzak kalmalıydım ve bu da bana göre değildi. Kendimi böyle seviyordum. Günler böyle geçerken ben de iyi bir ilişki yaşayacağım bir insan arıyordum. İnternette dolaşırken Instagram'da böyle güzel giyinen, kendine bakan ve yakışıklı bir erkek bulmuştum. Takip attım ona ve yazmaya başladım. Kendisini iş sahibi bir insan olarak sanmıştım. Uzun süre İnternet üzerinden konuştuk. Onunla birlikte olmayı çok arzuluyordum. Bir gün evime davet ettim ve o gün çok muhteşem geçmişti. Uzun süredir böyle bir insanla ilişkide olmamıştım. O da sanırım uzun süredir kimseyle ilişkide olmamıştı. Artık ona bağlanmıştım. Onunla olduğumda aldığım haz çok yüksekti. Bu olay neredeyse 30 yaşımda oldu. O yaşıma kadar hiç böyle biriyle ilişkide olmadım. 4 yıl oluyor. Sonra defalarca onu evime davet ettim ve her geldiğinde farklı kıyafetler giyiniyordu. Uzun bir süre böyle geçti. Bazen benden para istiyor ve arabasının bozulduğunu ya da arkadaşlarının bir problemi olduğunu söylüyordu. Ben de safça buna kanıt veriyordum ki gelecekte yine bize gelsin ve benle birlikte olsun. Bir süre sonra benimle beraber dışarı çıkıp gezmesini rica ettim. Beraber takılırdık ve eğlenirdik. Fakat sürekli bahaneler üretiyordu ve çıkmıyordu. En sonda para da vereceğim, bak gel çıkalım dedim. Parayı duyunca hemen kabul etti ve defalarca ortamlara gittik. Onunla içip birlikte oluyorduk. Sonra yalnız kalmaktan bıktım ve onun evime davet ettim. Bazen bir ay kadar benimle kalırdı. Çok iyi günler geçiriyordum. Bana evleneceğim değil de birlikte olacağım birisi lazımdı. O da bu insandı. Ama inşaatta usta olduğunu bana dememişti. Zaten deseydi de bir fark etmezdi. Benim ihtiyacımı gideriyordu ve bana da bu gerekti. Fakir ya da zengin olması umurumda değildi. Bir gün ondan gerçek kim olduğunu sorduğumda tüm sırlarını bana söyledi ve ben de neden demedin daha önceden diye sorduğumda beni sevmezsin ve birlikte olmazsın diye yanıtlamıştı. Oysa ki benim umurumda bile değildi. İnşaat ustası böyle kuvvetli biri yatakta çok iyiydi. Sonra bazen gider, bazense para vereceğim deyip evimde haftalarca kalırdı. Artık alışkanlık halime gelmişti. Ondan başkasıyla ilişkide olamıyordum ve şimdi de durum böyle. Yaklaşık 2 yıl kadar birlikte olduk. Sonra onun evlenmesi gerekti ve bir kız bulup evlendi. Evlendiği ilk aylarda bak seninle işim bitti, gelmeyeceğim demişti. Fakat parayı görünce şimdi bile geliyor ve bazen evimde kalıyor, karısının haberi olsaydı ihanetinden hemen boşanır da, bazen karına söyleyeceğim deyip korkutuyorum. Belki ileride çocukları olur, iyi bir baba olur, fakat onunla birlikte olmayı çok seviyorum ve bundan vazgeçemem. Karşısından özür dilerim ama sonuçta durumum böyle. Benim hikayem bu kadar. Gelecekte ne olacak bilmiyorum. Karısı öğrenir mi öğrenmez mi, orası beni çok da alakadar etmez. Sonuçta kendi rızasıyla benimle birlikte oluyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sizlerle paylaşmak istedim. İkinci hikaye, selamlar, ben 22 yaşındaki genç bir bireyim. Yaşadığım hikaye 4 yıl önce oldu. Tüm hikayeni sizlere anlatacağım.
Çok eğlenceli anılardı ve şimdi hatırladığımda yüzümde küçük bir gülümseme oluşuyor. Hiç de pişman değilim, yine olsa yine yapardım. Sonuçta gençlik ve böyle şeyler olmalı insanlar arasında. Karşı tarafında rızası vardı ve keşke onunla evlenseydim. Ama hayat işte, evlenmedim ve şimdi ikimiz de farklı durumlardayız. Şimdi çalışıyorum ve böyle şeyler yapmaya çok fazla vaktim yok. Başımdan geçenleri en baştan sizlere anlatacağım. Bazı insanlar beni linçleyebilir fakat ben tüm bunların olması gerektiğini düşünüyorum. 18 yaşındayken hayata yeni atılmıştık. Bir kız arkadaşım da yoktu ve hayatın tadını çıkarmak istiyordum. Bir kadınla birlikte olmak nasıl bir histir bilmek istiyordum. Milli olmamıştım henüz. O dönemde komşumuzun türbanlı kızıyla aramız çok iyiydi. Pek kızlarla takılmazdım fakat onunla vakit geçirmekten keyif alıyordum. Bazen onunla birlikte olmayı arzuluyordum. Fakat nasıl bunu yapacaktım bilmiyordum ve onun da rızası olmalıydı. Bazen onun da bunu istediğini düşünüyordum. Neyse, zaman böyle geçerken bir gün sınavda bilmediği bir konu için bize gelebileceğini sordu. O sıra evde yalnızdım ve tabii evet gelebilirsin dedim. Ailesi de beni iyi biri olarak biliyordu ve çocukluktan arkadaşımdı. Kötü bir şeyler yapmaz diye düşünüyordular. Benim de aklımdan zaten hiç öyle kötü şeyler geçmiyordu. Akşam bize geldi ve yiyecek bir şeyler de almıştı. Ne gerek vardı dedim. Odaya geçtik ve konuyla ilgili tüm olayları anlatmaya başladım. Bir saat gibi ders çalıştık ve sonda balkona geçelim biraz hava alalım dedim. Balkonda yiyecek bir şeyler de götürdük ve orada uzanmak için yatak vardı ve hadi gel birlikte uzanıp yiyelim dedim. O da tamam dedi. Yan yana uzandık ve muhabbet etmeye başladık. Karı koca gibi kıybet yapıyorduk ve bu hoşuma gitmişti. Sanırım onun da hoşuna gitmişti. Konu sevgiliye geldi nihayet ve ben sevgilimin olmadığını söyledim. Ondan başka zaten hayatımda kız yoktu. Bir bilseydi onunla ne kadar birlikte olmak istiyorum. O da bir erkek arkadaşı olmadığını söyledi. Ailesi istemiyordu bunu ve bir tek bana güveniyordular. Ben de olmasam o hiç kimseyle gezip tozmazdı. Durduk yere özgüven geldi ve hiçbiriyle birlikte oldun mu diye sordum. O da tabii ki hayır, manyak mısın dedi. Ben de aslında ben de biriyle olmadım fakat olmak isterim dedim. İstiyorum ama kimle olacak bilmiyorum. Peki sen istiyor musun dedim. Bana doğru gülümsemeye başladı. Ne gülüyorsun dedim. Denemek isterim de seninle olsa çok iyi olur dedim. Bana dönerek aslında ben de denemek istiyorum dedi. Buna şaşırmıştım. Bugün o gündür dedim ve bana doğru yaklaşarak öpmeye başladı ve o gün milli olmuştum. Onunla birlikte olmak çok iyi gelmişti bana, türbanlı kız benim aklımı almıştı. Onun da hoşuna gitmişti ve o günden sonra birkaç kez birlikte olduk. Fakat sonra ailesi benimle de takılmaya izin vermedi ve şimdi o biriyle evlendi. Fakat evlendiği insan çok da iyi birisi değildi ve onun seveceği tipte değildi. Ben şimdi de bekarım ve o günleri hatırladığımda nostalji yaşıyorum. Keşke o zamanlara dönseydim diye düşünüyorum. Türbanlı kız beni milli yapmıştı. Şimdi de keşke o kadın yanımda olsaydı. Fakat ben işime odaklandım ve o da unutuldu gitti. Benim de hikayem bu kadar. Hiç kimseye daha önce anlatmadım fakat şimdi size anlatmak istedim. İçimdekileri sizlerle paylaştım. Umarım dinlediniz ve düşüncelerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Bugün iki hikaye dinledik ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aldatmak ve ihanet etmek çok kötü bir şey ve siz asla ve asla birini aldatmayın. Umarım tüm olanları anladınız. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, bugün birbirinden farklı iki hikaye dinledik ve umarım keyfini çıkardınız. Kanalımıza destek için abone olmayı ve videonu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.